Magister Rabbit YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu çekim 10 Kasım özel çekimidir. Sizler için bir metin hazırladım. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı için ben de katkıda bulunmak istedim. İngilizce bir metin hazırladım. Kanalımızın formatıyla da uyumlu hale getirdim. Böylece hem İngilizceden ayrı kalmayacağız hem de Yüce Önderimiz Ulu Atatürk'ümüz hakkında da İngilizce bir şeyler söyleyebiliyor hale gelmek için bu kelimeleri çalışmış olacağız. Buyurun. A special day of remembrance. November 10th tribute to Atatürk. Özel bir anma günü. 10 Kasım Atatürk'e saygı. Today as we gather around our stories and handmade fairy tale books, we pause to remember a true hero. Mustafa Kemal Atatürk. Bugün hikayelerimizin ve el yapımı masal kitaplarımızın etrafında toplanırken gerçek bir kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için duruyoruz. On this day, November 10th, we honor the life and legacy of the founding leader of modern Türkiye who passed away in 1938 but whose vision continues to shape us. Bugün 10 Kasım'da modern Türkiye'nin kurucu liderinin hayatını ve mirasını onurlandırıyoruz. 1938'de vefat etti ancak vizyonu bizi şekillendirmeye devam ediyor. In our fairy tale world, where brave rabbit kings and wise old mentors teach lessons of courage and compassion, there is no better example of these virtues than Atatürk. Cesur tavşan kralların ve bilge baykuş rehberlerin cesaret ve merhamet dersleri verdiği masal dünyamızda bu erdemlerin en iyi örneği Atatürk'tür. He was more than a leader. He was a symbol of hope and determination. O bir liderden daha fazlasıydı. Umut ve kararlılığın bir simgesiydi. His dream was not just for himself, but for an entire nation. A new dawn where children could dream freely, create and learn. Onun hayali sadece kendisi için değil, tüm bir ulus içindi. Çocukların özgürce hayal kurabileceği, yaratabileceği ve öğrenebileceği yeni bir şafak için. Imagine a story where the hero is not battling mythical beasts but facing the real monsters of his time. Conflict, division and despair. Bir hikaye hayal edin ki kahraman efsanevi canavarlarla savaşmıyor. Zamanının gerçek canavarlarıyla çatışma, bölünme ve umutsuzlukla yüzleşiyor. Atatürk's story teaches us that true leadership means guiding others toward light, no matter how dark the path may seem. Atatürk'ün hikayesi bize gerçek liderliğin yol ne kadar karanlık görünse de başkalarını ışığa doğru yönlendirmek olduğunu öğretiyor. His journey was like the tales we craft, with careful hands filled with moments of struggle, vision and unwavering love for his people. Onun yolculuğu özenle ellerimizle yarattığımız masallar gibi mücadele anları, vizyon ve halkına duyduğu sarsılmaz sevgi ile doluydu. As the clock strikes 9:05 a.m. on November 10th, Türkiye stops. 10 Kasım sabahı saat 9:05'i gösterdiğinde Türkiye durur. A solemn silence spreads like a shared breath across the land. Yurt genelinde paylaşılan bir nefes gibi hüzünlü bir sessizlik yayılır. We close our books for a moment, look up and remember. Kitaplarımızı bir anlığına kapatır, başımızı kaldırır ve hatırlarız. It's not just a day of loss. It is a day of renewed inspiration, reminding us of Atatürk's world. The future is
in the sky of freedom, under the protection of science and reason. Bu sadece bir kayıp günü değil, yenilenen bir ilham günü. Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatan, gelecek bilimin ve aklın koruması altında, özgürlüğün göklerindedir. To the young readers of our stories, let today be a tale that encourages you to dream big. Be brave and never forget where you come from. Masallarımızın genç okuyucularına bugün büyük hayaller kurmanızı, cesur olmanızı ve nereden geldiğinizi asla unutmamanızı teşvik eden bir hikaye olsun. Just as Atatürk wanted us to, by embracing knowledge, unity and compassion. Kitaplarımızdaki karakterler Atatürk'ün istediği gibi bilgiyi, birliği ve merhameti benimseyerek öğrenir ve büyürler. Let his memory live on in every story shared, in every lesson learned, and in every new page turned. Onun anısı paylaşılan her hikayede, öğrenilen her derste ve çevrilen her yeni sayfada yaşamaya devam etsin. So today as we turn the pages of our handmade books, let us think of the greatest story of all, the story of a leader who inspired a nation to stand tall and look forward with hope. Bu yüzden bugün el yapımı kitaplarımızın sayfalarını çevirirken bir ulusu dimdik durmaya ve umutla ileriye bakmaya ilham eden en büyük hikayeyi düşünelim. Let us carry the flame of his dream, teaching each other true stories, acts of kindness and the will to grow and be better. Onun hayalinin ateşini, hikayeler, iyilik eylemleri ve büyümek ve daha iyi olmak isteği ile birbirimize öğreterek taşıyalım. Thank you, Atatürk, for being the hero of our real-life fairy tale. Teşekkürler, Atatürk, gerçek hayattaki masalımızın kahramanı olduğun için. Bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.